Ya bak. Bakın bu olaya gerçekten hepinizden çok ben üzülüyorum. Ben de bunu anlamıyorum ya. En çok sen niye üzülüyorsun? Ya biz aile değil miyiz? Enişte. Biraz abime benze, benle konuşma. Ya İdiyas'ım. Benim sana bir şey dediğim yok. Ben buna kızıyorum. Allah'ın pimpirikli sinamekesi. Senin neyine Mahmut'a pusu kurmak? Allah'ım ya Rabbim. Ya enişte pusu musu kurmadık ya. Ne diyor tüyo? Pusu kurmadık diyor dayı. Pusu kurmamış da plan mı kurmuş? Hı? Plan da kurmamış da. Peki o bale yeleklerini, şapkalarını bundan sonraki mesleklerini seçtikleri için mi yaptırmışlar? Hı? Abi, iki tane eylem yaptım. Ne tek bir resmimiz çıktı ne de ismimiz çıktı. Hatta cezaevinden aradın, seninle gurur duyuyorum dedin. O Mahmut iti senin mahremine girdi diye herkesin yapması gereken şeyi yaptım. Ama sen infazıma el kaldırdın diye kendi kendini yiyip bitiriyorsun, acısını da benden çıkarıyorsun. Tencere dibin kara, benimki senden kara. Lafı iyi de. Şimdi ulan ne zaman düdüklü olduğunuzda ötmeye başladınız? Ha? Ne zaman conzanız gevşedi de yüzüme karşı sesiniz çıkmaya başladı lan? Ha? Cevap verin! Cevap ver enişte! Reis, müsaaden olursa konuşabilir miyim? Konuş be be. Muhakkak ki sen ne diyorsan buradakilerin hepsi boynunu bükmek ve kabul etmek zorunda. Evet. Yanlıştı ya da doğruydu. Bu oldu. Hayır. Yanlıştı ama oldu. Yanlıştı ama oldu. Bak ya. Enişteyle ben neresi yanlıştı merak ediyoruz. Bize anlatır mısın? Bir daha yanlış yapmamak için. Peki. Enişteyle sen merak ediyorsunuz. O zaman anlatayım. Şimdi diyelim ki ben cezaevine girdim. Ve birinizi de vekil tayin ettim. Değil mi? Siz de inisiyatif kullanıp gidip masadaki iki tane adamı indirdiniz. Ben buna ne derim? İnisiyatif kullanıp doğru karar verdiğiniz için aferin derim. Ama siz bu aferimi aldınız diye döndünüz, bir de Mahmut gibi bir çakalı vurdunuz. Sebep benim özelime girip Nazlı'nın arkadaşını ayartmak suretiyle mahremime girdi. Buna da kızdım. Ama demin aferin demiştim, değil mi? Hatta dayı dışarıdan bir şey diyebilir yani. Bu ne perhis, bu ne lahana turşusu. Ulan aynı perhis, aynı lahana turşusu. Biri iş, ticarettir. Ölüm de olur, kalım da. Ama öbürü özeldir. Ben sizi işe vekil tayin ettim. Özelime vekil tayin etmedim. Özele vekil tayin edilmez. Özel emanet edilir. Ha, sağ olun. Emanetime sahip çıktığınızdan şüphem yok. Ama bu kendi kendinize durumdan vazife çıkarmak ne demek? Hı? Anladım dayı. Haklısın dediğin gibi. Perhis de aynı, turşu da. Vehbi abi, söyleyeceklerim var. Müsaade var mı? Hah. Yemek pişti, düdüklü sustu. Şimdi tencerenin kapağını aç Vehbi. Dinliyoruz İlyas. Özelle işi ayırt edemediğim için üzgünüm. Mahmut'un abimin özelindeki birini ayartmasına sessiz kalmalıydım. Mahmut o eve girmeliydi. Artık ne yapacaksa, planı neyse yapmalıydı. Ben de o sırada buraya gelip Vehbi abiye, enişteye, civcive bunu anlatmalıydım. Sonra cezaevindeki abimi ziyaret edip ona bunun bilgilerini vermeliydim. Böyle böyle oldu demeliydim. O sırada olacak olan neyse olmalıydı. Ben de gerekirse ölmeliydim. 2 aydır ölmediğim her güne lanet ediyorum.
Çünkü canımdan çok sevdiğim abimin benimle konuşmamasını kaldıramıyorum. İzniniz olursa Şahin Ağa kalemimi kırsın ya da kırmasın, ben bu şekilde bu şartları altında yaşamak istemiyorum. İlyas pişman olmuş reis. Yanlış anladın. Vehbi abi, hiç pişman değilim. Ben az önce bir tane pişman adam gördüm. Refik. Abimi öldürmeye kalkıştı. Pişmanım dedi. Abim onu affetti. Ben ne öyle pişman olurum, ne de öyle af dilerim. Ben yapmam gereken şeyi yaptım. Ha, eksik yaptım. O çakalı öldürmedim, o ayrı mesele. Ama abim eksik yapmasın. Şahin Ağa ne hüküm verirse versin, beni kendi öldürsün. Reis, Şahin Ağa ile Fahri cezaevinden çıkmışlar. İyi. Ahmet'e söyle Selim haber versin. Geçmiş olsuna gidelim. Peki reis. Mekana sığmazam.